Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mutlak değer sorularıyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar mutlak değer yine önemli bir konu. Her zaman önemli diyorum ama bütün konuların önemi var aslında. Yani biri birinden ayırmak mümkün değil. Yani önemsiz dediğimiz bir konu asla olamaz tabii ki. Çünkü bütün soruları iç içe soruyorlar diyoruz. Şimdi arkadaşlar gelelim. Sorularımıza başlayalım. Ama sorularımıza başlamadan önce sağ üstteki kartlardan önceki videoya ulaşabilirsiniz. Ve şu an videoyu durdurun sorulara başlamadan. Kanala bir abone değilseniz abone olun. Sonra videoya devam edin arkadaşlar, tamam? Şimdi ilk baştaki sorumuza başlayalım şimdi. Burada diyor ki mutlak değer içerisinde mutlak değer 2x-5 eksi 2 ve kapatmış eşittir 9 diyor. Denklemini sağlayan kaç tane x sayısı vardır diyor. Arkadaşlar şimdi bunda böyle bizim değer vermemiz gerekiyor. Nasıl bir değer? Şöyle. Şimdi ben 9'u elde etmek istiyorum. Doğru mu? Burada eksi 2 var. Burada ise x'li terim var. X'i nasıl bulacağım? Şimdi ben şurada neyden 2'yi çıkartırsam 9 elde ederim diyorum. Bakın. Neyden 2'yi çıkartırsam 9 olur. Neyden arkadaşlar? 11. Doğru mu? O zaman 2x şöyle yazıyorum. 2x eksi 5 mutlak değer için tabii ki 11 diyorum. Doğru mu? Şimdi bunu ben iki türlü açabilirim. Bir artı bir eksi olarak içeriği. Bir içerisi bir artı 11 olabilir. Değil mi? Bir de eksi 11 olabilir. Şimdi o zaman 2x eksi 5 eşittir 11 dersem 2x eşittir şöyle yazayım, 16 x eşittir 8 olur. Doğru mu? Bir de eksi 11 desem 2x eksi 5 eşittir eksi 11. Eksi 5 karşıya attım. Artı olarak geçti. 2x eşittir 6, pardon, eksi 6. X eşittir eksi 3 oldu. Şimdi ben bu iki tane değeri buldum. Doğru mu? Buraya başka bir değer yazabilir miyim? Mesela şuraya eksi 7 desem. Eksi 7, eksi 2, eksi 9. Mutlak değer içinden eksi 9 ne olarak çıkar? 9 olarak çıkar. Der miyim? He? Der miyim? Diyemem değil mi? Niye diyemem? Arkadaşlar, burası da mutlak değer değil mi kendince zaten? 2x eksi 5. Mutlak değerin sonucu eksi çıkabilir mi? Negatif çıkabilir mi? Çıkamaz, doğru mu? O yüzden ben buna eksi 7 veremem. Yani bu içe burayı komple eksi 7 dışarı çıkartamam. 2x eksi 5'e ben eksi 7 versem bu dışarıya ne olarak çıkacak? Artı 7 olarak çıkacak ve 7 eksi 2'den 5 olacak cevap. O yüzden olmaz. Tamam mı? O zaman bizim hangi değerlerimiz var? Sadece şu iki değerimiz var. O yüzden cevabımız da ne oluyor? Adana oluyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi geldik bir diğer sorumuza. Diyor ki x 2 ile 5 arasında olduğuna göre x eksi 2 mutlak değer içinde artı 3 çarpı mutlak değer içinde x eksi 5 ifadesi hangisine eşittir? Arkadaşlar şimdi x neredeymiş? 2 ve 5 arasında bir değermiş. Doğru mu? Şimdi 2 ve 5 arasındaysa mesela 4 olur, doğru mu? 3 olur, 4 olur. Ya da başka farklı reel sayılar olur arada. Ben buraya x'e o değer verirsem 3, 4 falan. Burası ne olacak her zaman? Pozitif olacak, doğru mu? O zaman burası pozitif olarak yazacağız. X eksi 2 bu içerisi şu iç kısmı pozitif çıktığı için ben bunu nasıl yazarım? Direkt kendisi olduğu gibi yazarım, doğru mu? X eksi 2 olarak yazarım. Sonra artı 3 çarpı x eksi 5. Arkadaşlar x 5'ten küçük bir sayı değil mi? 5'ten küçük. O zaman x 5'ten küçükse burası ne çıkacak şu içerisi mutlak değerin içi? Negatif çıkacak. O zaman ben bunu negatif olarak yazmak zorundayım. Yani x eksi 5 demişse ben eksi x artı 5 olarak yazmak zorundayım. O zaman burası x eksi 2 zaten. Artı 3'ü içeri dağıttım. Eksi 3x. Eksi 3x. 3'ü verdim. Artı 15. Doğru mu? Şimdi x şu eksi oldu. Şöyle yazalım. X eksi 2. Eksi 3x artı 15. X eksi 3x daha. Eksi 2x değil mi? Eksi 2x. Eksi 2 artı 15 daha artı 13. Eksi 2x artı 13'ten cevap ne çıktı arkadaşlar? Bursa çıktı. Tamam mı? Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Demiş ki C büyük B büyük A olmak üzere ABC ardışık sayıları 3 ile bölündüğünde 2 kalanını vermektedir. Buna göre A eksi B mutlak değer içinde eksi mutlak değer içinde C eksi A artı 2B eksi 2C ifadesinin değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi bakın. ABC ardışık sayıları 3'e bölündüğünde 2 kalanını veriyorsa
Ben buna ne derim? Mesela 5 olmaz mı? Mesela 5 olur, doğru mu? 5 olur, 8 olur, 11 olur, doğru mu? 14 olur. Bunları hep 3'e böldüğümüzde 2 kalanını veren sayılar. Değil mi? O zaman ben şurayı mesela şu üçlüyü sırayla yazayım. 5, 8, 11. Tamam mı? Şimdi burada değerleri yerlerine yazayım. A eksi B. 5 eksi 8. Mutlak değer içerisinde 5 eksi 8. Eksi mutlak değer içerisinde C eksi A. 11 eksi 5. Artı 2B. 2 çarpı 8. Eksi 2C. 2 çarpı 11. Şimdi değerleri yazalım. Burası kaç? Eksi 3. Eksi 3 mutlak değerden nasıl çıkar? Artı 3 olarak çıkar. Eksi 11 eksi 5 nedir? 6'dır. 6, 6 diye çıkar zaten, pozitif. Sonra artı 2 çarpı 8 16. Sonra da eksi 2 çarpı 11 22, doğru mu? Artı 3 eksi 6 eksi 3 oldu. Eksi 3 artı 16 daha eksi 13. Pardon, artı 13. Yanlış söyledim, özür dilerim. Burası eksi 3 dedim. Eksi 3 artı 16 daha artı 13. Artı 13 eksi 10 eksi 22 daha eksi 9 çıkar arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Bakın, gördünüz mü? Şimdi buna bir sürü farklı farklı yöntemlerle çözüm verebilirler. Ama boş yani. Size zaman kaybettirmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Burada değer verin, geçin. Yani anladın mı? Değer verin, geçin. Değer ver ittir, değer ver ittir böyle sorularda. Ben bakın, hani YKS olsun, KPSS olsun, ALES olsun, işte bunlara çokça giren biriyim. Hani sınavlara girip sorulara bakan biriyim. Ve arkadaşlar, hani öğrenciler sürekli böyle robot gibi şeylerden çözmeye çalışıyor. Hani böyle çözmem gerekiyor, illa böyle denklem kurayım, yazayım, çok yapayım. Abi geç bunları, geç. Geç bunları, geç. ÖSYM senden cevap şıkkı işaretle diyor sen bana. Bana ne senin çözümünden, nasıl çözüyorsan çöz kardeşim. Arkadaşlar bak, ÖSYM sınavlarında değer vererek çözün çoğu soruları. Bak çok basit oluyor işiniz. Ben zaten bunları size göstereceğim. Bakın başlıyor bro. Bunlar falan hep böyle değer vererek çözülen sorular. Problemlerde vesaire de göstereceğim. Başka yeni nesil sorularda da göstereceğim. Yani ben sizin kolay bir şekilde sınavdan iyi bir net almanızı istiyorum. Uğraşmayın ya. Arkadaş değer mi yani? Şu ya, ÖSYM sınavları için bu kadar uğraşmanıza değer mi? Değmez. Yani yeter ki siz çözümü bulun, cevabı bulun. Nasıl çözdünüz? Değer mi verdiniz? Denklem mi kurdunuz? Bu önemli değil. Hangisi kolayınıza gidiyorsa yani. Anlaşıldı mı? Yani bu kadar zorlaştırmaya, robot olmanın ve ezberci olmanın anlamı yok. Ben bunu savunuyorum. Her zaman da bunu savunacağım. Şimdi geldik bir diğer soruya. A, B, C olmak üzere C büyük, B büyük, A demiş. A, B ve C ardışık çift sayılar. Aynısını yapıyoruz. Aynısını bak, izle. 2, 4, 6 verdim. Yapıştır yerlere. A eksi C. 2 eksi 6 mutlak değer. Artı C eksi B. 6 eksi 4. Artı A eksi B. 2 eksi 4. 2 eksi 6 eksi 4, doğru mu? Eksi 4 ne diye çıkar? Artı 4. 6 eksi 4 2 diye çıkar. 2 eksi 4 eksi 2'dir. Eksi 2 mutlak değerden nasıl çıkar? 2 diye çıkar. Bakın 4, 2, 2'nin toplamı kaç yapar? 4, 2 daha 6, 2 daha 8 yapar. Cevap Denizli olur. Gördünüz mü? Ya şöyle basit çözmek varken yani Allah için arkadaşlar, ne gerek var bu zorluklara, şeylere ya? Ne anlamı var? Değer mi hayatınızı harcadığınıza, değer mi o tarz bir uğraş uğraş kafayı yani kafayı yoruyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Yani bu ezberci yapanlara, ezberci hocalara sürekli illa bundan denklem yapacaksınız, bilmem ne yapacaksınız diyenlere ben gıcık oluyorum ya. Yani neyse. Şimdi burada ne demiş? 2x küçüktür 1 demiş. 2x küçüktür 1 olmak üzere. Mutlak değer x eksi 1 artı mutlak değer 1 eksi 2x eşittir 5 denklemin çözüm kümesi. Bakın çok basit. Şimdi burada bir 2x var. Burada da x var. O zaman ben şunu bir x'e de çevireyim. Bunu ne yaparım x'e çevirmek için? 2'ye bölerim. Doğru mu? Ne oldu? X küçüktür 1 bölü 2 oldu. Şimdi arkadaşlar x küçüktür 1 bölü 2 ve 2x küçüktür 1 var. Şimdi x 1 bölü 2'den küçük ise ben şuraya 1 bölü 2'den küçük bir değer yazarsam işte 1 bölü 4, 1 bölü 5 anlaşıl 1 bölü 10 ne yazarsam yazayım burası ne çıkacak? Negatif çıkmayacak mı? Doğru mu? 1 bölü 5'ten 1 çıkartın. Eksi bilmem kaç çıkıyor, doğru mu?
Şimdi negatif çıkacaksa ben bunu negatif olarak yazıyorum. O zaman eksi x artı 1. Doğru mu? Eksi ile çarpılmış haliyle yazıyorum. Sonra artı 1 eksi 2x var. Şimdi 2x'e bakıyorum. 2x nedir? 1'den küçüktür. 2x burası. Şurası bakın. Şura. 1'den küçükse mesela işte 1 bölü 2. Mesela burası 1 bölü 2 ise birden 1 bölü 2 çıkarsa pozitif olur. Doğru mu? 2x birden küçükse bu değer nedir? Pozitiftir. O zaman bunu aynı şekilde yazıyorum. 1 eksi 2x. Eşittir neymiş? 5. Eksi x daha eksi 3x. Artı 1 artı 1 artı 2 eşittir 5. Karşıya gönderiyorum. Artı 2 eksi 2 olarak geçer. 3 olur. Eksi 3x. 3 ise x ne çıkar arkadaşlar? Pardon. Eksi 1 çıkar. Anlaşıldı mı? X ne çıktı? Eksi 1 çıktı. Gördünüz mü? Bakın çok basit. Mutlak değer çok kolay. Gerçekten kolay. Şimdi bu soruya geldik. Ne diyor? A değerine 12, mutlak değer içerisinde 12 eksi, mutlak değer içerisinde x eksi 1 ve mutlak değerleri kapatıyor. Eşitliğe verilmiş demiş. A sayısının en küçük olmasını sağlayan en büyük x değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar mutlak değerin içi her zaman ne çıkar? Pozitif çıkar. Doğru mu? Şimdi mutlak değerin içi her zaman pozitif çıkacak ise şimdi şöyle bakalım. İlk önce şu küçük mutlak değere bakıyorum, sonra da en büyüğüne bakıyorum. Şimdi en büyük mutlak değere baktığım zaman madem bunlar pozitif çıkacak, doğru mu? Cevap pozitif olacak. O zaman ben ne yapmam lazım? En küçük ne verebilirim büyük mutlak değerin çıkmasına? Sıfır değil mi? Madem negatif çıkartamıyorum, a'yı a'nın en küçük olmasını istiyor ya. A'yı madem negatif çıkartamıyorum, o zaman ne çıkartmam gerekiyor? Sıfır, doğru mu? En küçük. Şimdi a'yı sıfır yapmam için, burayı komple sıfırlamam için benim şuraya ne yapmam lazım? Buraya 12 vermem lazım. Doğru mu? Şu mutlak değeri benim 12 yapmam lazım. Bize en büyük x değerini soruyor. Buraya 12 yapan en büyük x değeri de kaçtır arkadaşlar? 13'tür. 13 eksi 1'den 12 olur. Cevap da Ceyhan'dır. Tamam mı? Bakın böyle sade sade anlayarak tek tek bakacaksınız. En küçük değer ne verebilirim? Bir kere en büyükten geliyoruz bak. En büyük olana yani esas a'nın değerine ne verebilirim? Negatif olur mu? Olmaz mı? Sıfır mı? Pozitif mi? Tamam mı? Sonra içeri iniyorum. Bir alt tarafa iniyorum. Oradaki mutlak değere bakıyorum. Öyle cevabı buluyorum. Anlaşıldı mı? Şimdi gelelim bugünkü son sorumuza. Şimdi demiş ki a, b ve c sıfırdan farklı gerçel sayılar. X eksi 2 artı y artı 6 b eksi artı z eksi 3 c işte 0 falan filan demiş. Pasafisi sallamış, doğru mu? Diyor ki a çarpı b çarpı z bölü x çarpı y çarpı c. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada gene dikkat etmeniz gereken çok yani nokta atışı bir yer var. Nedir? Bakın bunların hepsi mutlak değer değil mi? Mutlak değer, mutlak değer, mutlak değer. Mutlak değerin en küçük alabileceği değer ne dedim ben size? Sıfır. Doğru mu? Negatif olmaz. Her zaman pozitif çıkar ya da sıfır olur. O zaman cevap da sıfır demiş. Arada da toplamlar var. Bir toplama işleminin sonucu. Bir toplama işleminin sonucu sıfır olur mu? Olmaz. Çıldırtmayın insanı ya. Bir toplama işleminin sonucu sıfır olmaz. Ancak hepsinin sıfır olduğu zaman olabilir. Doğru mu? Normalde mutlak değerler ne çıkıyor? Pozitif çıkıyor. Pozitiflerin toplamı sıfır olmaz. Bitti. Hepsinin ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Şimdi o zaman yapalım. Burayı sıfır yapmak için eksi 2, şu 2a'ya ben ne veririm? 2a'ya x demez miyim? 2a eşittir x. 2a'ya x dersem x eksi x sıfır olur. Y artı 6b diyor. 6b'ye ne veririm ben? Eksi y. Doğru mu? Sıfır yapması için. 3c diyor. 3c'ye ne veririm ben? Z veririm. Sıfır olması için. Şimdi arkadaşlar bakın. A, B, C. Burada yalnız bırakalım şu A, B, C'leri. A nedir? A, X. Şöyle yazayım yukarıya da. A eşittir X bölü 2. B eşittir eksi y bölü 6. C eşittir de z bölü 3. Yaz yerine x bölü 2 çarpı eksi y bölü 6 çarpı z. Bakın dikkat edin burası c değil z. Tamam mı? A, B, C değil. Buna ama yani burayı C yaptınız. Z yerine C'yi yazdınız. Z bölü 3 yazdınız. Aşağıya da Z olarak aldınız. Soru böyle
Anladınız siz. Tamam. Eksi 1 girer. Şimdi bölü x çarpı y zaten. Çarpı c. C nedir? Z bölü 3'tür. Şimdi. Arkadaşlar x'ler birbirini götürmüyor mu? Değil mi? X'ler, y'ler, z'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. Doğru mu? Sonra ne kaldı geriye? Bakın yukarıda 1 bölü 2. Şuraya yazayım. 1 bölü 2 kaldı. Ve eksi 1 bölü 6 kaldı. Aşağıda ne kaldı? 1 bölü 3 kaldı. 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 6'yı çarparsam eksi 1 bölü 12. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. Eksi 1 bölü 12. Aşağıda da 1 bölü 3 var. 3'ü ters çevirdim. Bunlar sadeleşti. Ne kaldı? Eksi 1 bölü 4 kaldı cevap. Ne çıktı? Denizli çıktı. Anlaşıldı mı? Bakın. Ne kadar dikkat gerektiren şeyler var. Bunun içerisinde ne kadar böyle teknik bilgiler gerektiren şeyler var. Bunların hepsini iyi bilmeniz gerekiyor. Sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Şimdi bugünlük sorularımız bu kadar. Mutlak değer uzun bir konu. Mutlak değerden daha konular videolarımız gelecek. Soru çözümlerimiz gelecek. Merak etmeyin. Dediğim gibi büyük ihtimalle gelecek haftada yeni nesil soruları da başlıyoruz. Yeni nesil soruları çözmeye. O da aklınızda bulunsun. Evet, diyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.